Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi en son 16. bölümü eşkenar dörtgen ve deltoid bölümünü hatırlatıyorduk, çözüyorduk arkadaşlarım köşe taşlarını. 15 numaralı köşe taşımızdaymışız. Bir de 16 numara kalmış. İki tane köşe taşımız kalmış. Bunları da hemen bir gömelim, bitirelim. Sonrasında da artık tarama testi, konu testi falan bir şekilde gideceğiz arkadaşlarım. Evet, bakalım bu soru ne diyor? Bir deltoid AB BC'ye eşit. Şimdi AB ile BC eşitse o zaman şurayla da şurası eşit olacak. Şurası 90 derece toplam, görüyorsunuz dostlarım 90. Şurası da yine ikiz kenarlardan 15 ve 75 olmak zorunda. 15, 15, 30'dur. Şu toplam 30 olduğu için şuraya 150 derece kaldı. 75, 75, 150'dir. Şuraya da 30 derece kaldı. Ve ben bu uzun köşegeni çizdiğimde, biliyorsunuz ki köşegenler dik kesişiyor, kısa köşegen ikiye bölünüyor, 6 6 yazdım. Ve uzun köşegende açıortaydı. Yani şurası 75 75, şurası da 15 15 parçalandı. Ve bakın şu üçgen 15 75 90 üçgeni çıktı bizim karşımıza. 15 75 90. Ve diklikten, yani 90 dereceden hipotenüse 6 santimlik bir yükseklik inmiş. Kuralımız neydi? Haşa 4H. 15, 75, 90 üçgeninde haşa 4H kuralını kullanacaktık ki haş dediğimiz şey 6 ise bizim hipotenüsümüz, yani şu DB dediğimiz uzunluk 6'nın 4 katı olacak, yani 24. O halde benim köşegenlerimden biri 24. Diğerini zaten kendisi vermişti 12. Köşegenleri çarpıp 2'ye böldüğümde de ben deltoidin alanını buluyordum, tıpkı eşkenar dörtgende olduğu gibi. Hemen 24 ile 2'yi sadeleştirelim, 12 kalsın. Alanımız neymiş? 12 çarpı 12'den 144'müş. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, ikinci soruya bakıyoruz dostlarım. Yine bir deltoid görüyorum. Şurada bir ikiz kenarım var. O zaman burası da kesinlikle ikiz kenardır diyorum. Burası da 6 kök 5. Sonra bakın kısa köşegen 2'ye bölünecekti. Şurası kesinlikle 2'ye bölündü. Demek ki şuradaki K noktası ağırlık merkezi oldu dostum. Nereden anladım ben bunu? Bakın üstteki üçgenin DE bir kenar ortayı, CF diğer bir kenar ortayı olarak verilmiş. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkeziydi. Ve ağırlık merkezi olan her soruda biz hangi kuralı yapardık? Tabana bir birim, açıya yakın parçaya iki birim. Yani şurası da kesinlikle 4 oldu. Köşegenler dik kesişiyordu. Buraya bir 90 derecemizi çakalım şuralara. Ve bakın şu üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağım. Dik kenarlardan biri 6, diğeri 12 olmalı ki küçüğünün kök 5 katı olsun. Bunu dik üçgende defalarca anlattık. Demek ki burası 12 ise burası da 12 geldi. Canım kardeşim hemen bakın şurada diklikten diklik indi. Bir de Öklit çakalım. 12'nin karesi 144. 6 ile şuradaki 6 ile şuraya da x diyelim. 6 ile x'in çarpımı. 144 eşittir 6 çarpı x. X ne olmalı? 24 olursa oluyor mu? 120, 24 daha 144. Evet, x 24. Şurası 24. Yine deltoidin alanını soruyor. Şimdi deltoidin birinci köşegeni, şu kısa köşegen 24 santim. Çarpı ikinci köşegeni 6 ile 24'ün toplamı 30. Bölü 2 idi dostlarım. Hemen şu 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 12 ile 3'ün çarpımı 36. Bir de 0 geliyor. 360 yaptı. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet, üçüncü sorumuz. Yine bir deltoid diyor. Biz şu bildiklerimizi bir yazalım. Köşegenler dik kesişiyor. Kısa köşegen 2, 2 diye 2'ye bölünecek. Bakın 30'un karşısı 2. O halde 60'ın karşısı 2 kök 3 olacak. Yine şurada 45'in karşısı 2 ise diğer 45'in karşısı da 2 olacak. Bize de deltoidin alanını soruyor. Bakın köşegenlerinden biri 4. Diğer köşegeni 2 kök 3 ile 2'nin toplamı. 2 kök 3 artı 2 çarpıp 2'ye bölüyordum. Hemen şunları sadeleştirelim. 2 olsun. 2'yi de içeriye dağıtırsam 4 kök 3 artı 4. Yani 4 parantezinde kök 3 artı 1 de diyebilirim dostlarım. Ve geçerim 4. sorumuza. Evet. AC 16'ymış. Şimdi uzun köşegen açıortaydı. Demek ki burası 15. Demek ki burası 75. Hatta şuralarda 90'ar derecedir.
15, 75, 90'ı gördüm. Şimdi neresi 16? AC 16. Köşegenler dik kesişiyordu. Şuraya da 90'ı çakalım. Bakın şu 15, 75, 90 üçgeninde haşa 4 haş kuralını kullanalım. Şimdi demek ki 4 haş yazdığım AC 16 ise şuranın 4 olması lazım dostlarım. Kısa köşegen 2'ye bölündüğü için burada 4. Ve bakın uzun köşegenim 16, kısa köşegenim 8, çarpıp 2'ye böldüğümde de alanı buluyorum. Cevap Denizli'den geliyor. Evet. 15'i gömdük. Sıra geldi 16 numaralı köşe taşına. Yine bir deltoid görüyoruz dostlarım. Şurada bir deltoidimiz var. Deltoid de şununla da şu birbirine eşittir diyelim. Şu Ceyhan Edirne'deki açıya eşitti. O zaman bu da 90. Bakın burada demek ki 12, 16, 20 üçgeni var. O halde burası da 12 olmak zorundadır diyelim. Başka neyimiz var? Şurayı da çizelim. Şu bizim uzun köşegenimiz neydi her zaman? Açıortay. Demek ki şurası açıortay ve bakın şurada da bir Z kuralı gördüm arkadaşlarım. Z. Şu açımız da o halde şuradaki açıya eşit geldi. Ve burası 20 ise buranın da 20 olması lazım. O halde buraya 4 kaldı. Tabii ki burası da 4. Şimdi bize taralı deltoidin alanı soruluyor. Şu üçgenin alanını bulalım. Dik üçgen olduğu için 4 çarpı 12 bölü 2'den yani köşegenlerinin çarpımının yarısıdır dedim. 24 mi geliyor 48 bölü 2'den? Bu 24. Deltoid'de köşegen alanı 2'ye böleceği için bu da 24. İkisinin toplamını soruyor. Cevap 48 geldi. 2 numaradayız. DCBE deltoid demiş. İşte 12, 12'yi görüyoruz. O halde bu da buna eşit olmak zorunda. Bakın burada 9, 12, 15 üçgeni çıkmış. Demek ki bu bir dik üçgen. 9, 12, 15 dikti. Şurası 90 derece ise Ceyhan da 90 derece olacak. Alan DCBE. Yine taralı alanı soruyor bize dostum. Az önceki soruda yaptığım gibi şu uzun köşegeni çizip açıortay olduğunu gösterip bir de şuradaki Z harfinden bunun da çizgili açı olduğunu söylüyorum. Demek ki şurası 15 ise burası da 15 çıkıyor. Yani şuraya da 6 kaldı, burası da 6. Hemen şu dik üçgenin alanını bulalım. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. 6 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölersem 36 yapar. Bu 36 ise bu da 36'dır. Toplam 72'dir. Paketledik dostum. Evet, üçüncü sorumuz. ADFE deltoid. Deltoid ise bunlar ikizkenarsa şunlar da ikizkenar olacak. Burası da 10. Başka? BC 24. Şurayı da 24'tür diyelim. Şöyle bir 24 yazalım. Bakın şu uzun köşegen açıortaydı dostlarım. İkizkenar üçgeni görün. Burası 20, burası da 20 görebildiyseniz bu bizim açıortayımız. Aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda kenarortay olacak kayı kuralından. Ve gördüğünüz gibi 12, 16, 20 dik üçgeni çıktı. Demek ki bu uzun köşegen 16. Şimdi Denizli ile Edirne'yi birleştirirsem Denizli de burayı ikiye bölmüş, Edirne de burayı ikiye bölmüş. O zaman DE orta taban. Neyin orta tabanı? 24'ün. Demek ki yarısı olacak 12. Bakın köşegenlerinden biri 12, diğeri 16 çıktı. Çarpıp 2'ye bölersek de deltoidimizin alanını buluyoruz dostlarım. Şunu şöyle 8 yapalım. 80, 16 daha. 96 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaradayız. Son sorumuz. ABCD deltoid demiş. ABCD tamamı bir deltoid. Yani şurası 12 ise o zaman burası da 12 birim olacak diyelim biz. Şunların 3'ü de birbirine eşitmiş dostlarım. Peki. 6, 6'yı gördük. Alan BCD şuradaki üçgenin de alanını bizden istiyor. Şimdi dostum şu adam açıortay aynı zamanda kenarortay oldu. O halde aynı zamanda dik de olacak diyelim. Ve bu üçgen kesin ikizkenar üçgendir. Şunlar birbirine eşit. O halde burası da 12 birim çıktı. Bakın ne geldi burada? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Demek ki şurası da 30. Zaten 12, 12. Bu da 12 olduğu için eşkenar üçgeni yapıştırmıştık hemen. Bunlara da 60, 60'ı yazalım. Sonra başka ne görelim buradan? Şunla şunun eşit olmasını nasıl konuşuruz diye düşünelim. Şimdi şurası 6 kök 3 değil mi dostlarım? 60'ın karşısı da 6 kök 3. O zaman bu da 6 kök 3. Bu da 6 kök 3 oldu.
6 kök 3. Burası ne çıktı arkadaşım? Kök 3 bölü 2 katı mı geldi burası? Şöyle buradan da diğer köşegenimizi de biz bir indirelim. Bu köşegen açıortay olacaktı. 6, 6 diye de burayı bölecek. Şurada bir de Pisagor bağıntısı yaparsak şu üçgende. 6 kök 3'ün karesi 36 çarpı 3'ten 108 eşittir. 6'nın karesi 36. Şuna da h diyelim. Artı h kare gelsin. 36'yı buraya atarsak 72 eşittir. H kare h eşittir. 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Yani yüksekliğimiz 6 kök 2. Tabanımız da 12 çıktı üçgenimizde. O zaman 6 kök 2 çarpı 12 bölü 2'dir. Bu üçgenin alanı, o da ikiler sadeleşirse 36 kök 2 çıktı. Sorumuzun cevabı dostlar. Evet arkadaşlar, köşe taşlarını böylelikle bitirdik. Bir sonraki videoda tarama testine geçeceğiz. Hadi öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.